Bizim bu olayda ben şöyle bir video gördüm. Otoparkta abi biri video çekmiş. Adamlar böyle ilerliyor. Adam da oradan video çekmiş. Hani bunun yerine polisi arasan daha faydalısın. Adam hiç arkasına bakmadığı için hani belki ben diyorum ki bir kaldırım taşı vesaire silah falan olmadığı için kaldırım taşıdır bir şeydir falan gibi. Hani adam çünkü sana bakmadan ilerlediği için senin olduğun bölgeyi güvenli bölge ilan etmiş kendisi Tabii. kendine göre. Sen yaklaşıp kafasına bir tane vursan veyahut hani hiçbir şey bilemedin. Pet falan atsan bir şey olsa döner bana ateş eder. O an onu düşünmeyeceksin. O sana dönüp ateş ederken içerideki güvenlik görevlilerinin zamanını kazanıyorsun. Tabii kafayı çıkartabilecek adam senin sayende Ha, yaylım ateşinden adam kafayı çıkartacak, bir tane vuracak zaten iş olacak. Ama sen video çekerek faydan yok yani. O an hani faydalı olmak istiyorsan, faydalı olma kaygın varsa Barış hoş geldin. hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi teşekkür Rol ederim. çaldım sizden. İyi oldu. Aslında tehlikeli ve sinir bozan konulardan konuşacağız. Böyle bir rahat giriş güzel oldu. Yani tehlikeli ve sinir bozucu olmamasını umuyorum. Konuların mı, hayatımızın mı? Hayatımızın. Ben kendimden bahsedeyim. Ben Barış Aynen. Gül. Karabük Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı mezunuyum. Üniversitemizin adı kirlendi ama ben 2016 mezun olduğum için o dönemde orada değildim yani. O yüzden rahatım. İkinci üniversite olarak da reklamcılık okuyorum dışarıdan. Ben 2019-2023 yılları arasında Hakkari ve Kuzey Kıbrıs olmak üzere görev yaptım. Rütbe Askeriye de neydi? uzman çavuştum. Kendi isteğimle ayrıldım. Ayrılma sebebim de kendim mesleğime aşık bir insanım. O yüzden basın yayın sektöründe de daha önceden de tecrübem vardı. Zaten biliyorsunuz ki bugün burada olma sebebimiz ikisini harmanlarsak ne çıkartırız? Evet. O yüzden bugün de buradayız yani. Aslında TUSAŞ tesisine yapılan terör saldırısından sonra bununla alakalı ben içerikler üretmeye başladım ve seninle konuştuğumuzda tesadüfen senin uzmanlık alanlarından biri olduğunu öğrendim. Terörle mücadele yani etmişsin sonuçta bununla bir dönem terörle mücadele etmişsin. Ve sende bazı bilgiler olduğunu düşünüyorum, inanıyorum. Tabii sivillere yönelik bilgiler. Bir terör saldırısını bir sivil önceden fark edip engelleyebilir mi? Türkiye'de ve dünyada bununla alakalı çeşitli örnekler var. İnsanların ihbarlarıyla engellenen olaylar zaten olmuş olaylardan çok daha fazla yani. Bununla alakalı şöyle söyleyeyim. Vatandaşlarımızın üstüne düşen görev eğer bir ortamda bulunmaması gereken bir şey varsa onu polise, askere bildirmek. Nedir bu bulunmaması gereken olaylar? Mahallenizde, iş yerinizde, çevrenizde baktığınızda tanımadığınız biri varsa orada kılık kıyafeti o günün şartlarında bulunduğu ortamdan farklıysa, büyük bir çanta takıyorsa ve bu çantanın ağırlık merkezi dengesizse, yani ağır ama normalde kıyafet konulduğundan daha ağır olduğu zaman çökük olur çanta. Bu gibi şeyler varsa, hamile kadın örneğini de vereyim. Hamile kadın şekline bürünmüş bir teröristse mesela, çocuk olduğundan daha ağır olacağı için bomba bacakları daha fazla yük kaldıracağı için yürüyüş bozukluğu olur. Bundan da anlaşılabilir. Bununla alakalı ihbar etmesi gerekiyor. İhbar edildi diye vatandaşın da başı ağrımaz yani. Yani şöyle polis bir şey bulamadığında o kişi normal bir kişi çıkarsa vatandaşa ha, sen niye şikayet ettin demez. Bir şey bulursa asıl ödül verir. Ha, ödül demişken şunu da söyleyeyim. Bizim İçişleri Bakanlığımızın bir sayfası var. Bu sayfada bir terörist listesi var. Aranan listesi. Hangi şeyde resmi de var. Oradan bakıp bir kere göz aşinalı olsa ha ben bu adamı buradan tanıyorum deyip ihbar etse hem maddi ödülü var
hem de manevi olarak da vatanını milletine hizmet etmiş olur. Yani aslında ben size de sormak istiyorum. Çünkü hani siz böyle bir durumla daha önce karşılaştınız mı? Hani böyle bir şey dikkatinizi çekti mi daha önce, onu sormak istiyorum. Ya ben geçmişte İstanbul'da yaşıyordum. İstanbul'da çok fazla terör saldırılarına maruz kalıyorduk. Taksim'deki bir saldırıdan ben bir saatlik farklı kurtulduğumu bilirim. Şunu soruyorum mesela, hani bu olay olmadı ama şüphelendiğiniz, gördüğünüz biri olmuştur yani diye düşünüyorum. Hani bu olabilir yani diye. Ben terör şüphesiyle değil, farklı şüphelerle hiç çekinmeden abi 112'yi arıyorum. Mesela mahallemde benim böyle zombi dediğimiz uyuşturucu etkisinde birçok insan geliyor, sızıyor, böyle bazen naralar atarak geçiyorlar. Bazen çok alakasız silah sıkan düğün konvoyları oluyor. Ben vatandaşlık görevim olarak polisi arıyorum, direkt ihbar ediyorum. Mesela bakın şimdi uyuşturucu demişken, hani hemen konunun üzerine aklıma geldiği için söylüyorum. Şimdi mesela uyuşturucu terörün bir numaralı gelirlerinden birisi. Önüne geçmemiz gerekiyor. Yani biz vatandaş olarak devletimizin, milletimizin yanındaysak bu durumlarda haber vermemiz gerekiyor. Bununla alakalı da dükkan örneği çok verilir. Bir dükkan mahallenizde açıldı. Kimin işlettiği belli değil. Daha önceden tanımıyorsunuz, o etraftan değil. Ve düşünün ki o dükkandan kazanabileceğinin daha fazlasını kazanmışçasına bir şey var. Kılık kıyafeti belki öyledir. Onun haricinde ikmal saatleri, dükkanın ikmal saatleri belki gecedir, takır tukur ses yapıyordur. Hemen abi arıyorsunuz polisi, ya böyle bir şey var. Hani ben şüphelendim. Yani bu dükkana gece çok mal indiriyorlar. Ne indiriyorlar? Ne indiriyorlar ve ne oluyor yani bunun sonucunda? Emin olun ki yani adamlar yani dükkan işletiyor, bir şey oluyor falan. 2-3 gün sonra polis basıyor. Ya ben bundan şüphelenmiştim diyor üst kattaki komşu. Aradın mı polisi? Aramadın. O zaman kardeşim yani sen yanlış yaptın. Hani sen aramış olsaydın bir hafta önce adamlar tutulacaktı. 5 tane çocuk daha az yani etkilenecekti. Bonzai'yi 5 tane çocuk daha az kullanmış olacaktı. Sen arasaydın. Sen aramadığın için bence sana düşen görevi yapmadın yani. Mesela ben Kocaeli'de okudum liseyi. Kocaeli'de biz lise okurken bizim bir hocamız vardı. Kartepe'de oturuyordu. Arabayla gelip gidiyordu mesela. Arabasının üzerinde kar alıyordu. Ama Kocaeli merkezde kar yok. Yani bu gibi. Yani adam çamurdan geçmiş etmiş. Araba oraya gelmiş. Yani sen bir şüphelenmelisin. Hemen polisi aramayacaksın tabii. Bir gözle bir takip edeceksin. Ne oldu, ne bitti. Hemen polisi arayacaksın bir şeyden şüphelenirsen. Mesela benim eşim bana çok kızar. Ben mahallede kimin hangi arabası var bilirim. Marketçinin arabası var bilirim. Hanıma söyledim bir kere, dedim şu marketçinin bu arabası var diye. Abi elini sıkacağım. Neden biliyor musun? Aynı benim gibisin. Mahalledeki herkesi tanırım. Herkesin hangi arabası var bilirim. Kaç çocuğu var bilirim. Bilmek zorundayım ama. Tebrik ediyorum gerçekten. Yani adam... Yani çünkü mesela bana gelseler deseler ki şu renkli bir araba böyle bir olaya karışmış. Bu arabanın sahibini söylerim yani. Hani bu bir ispiyonculuk değil. Bir şey değil. Ben vatanın ve milletimin menfaatinde olan her şeyi yaparım yani. Kendi farkındalığım yani. Ben ölürüm ama devletimiz baki kalsın. Milletimiz baki kalsın. Hani bu felsefe yani. Hani. Çok hedef alınan bazı meslek grupları var mesela taksiciler gibi. Yani son iki büyük terör saldırısında taksicileri hedef aldılar. Veya yoldan birini çevirip zorla işte silah zoruyla işte canına kastedip arabasını aldılar. Yani taksiciler bunu nasıl önleyebilir? Bir yolu var mı yani? Yani hem taksiciler bu konuda gelmişken istiyorsanız güvenlik görevlilerine de değinebiliriz ama taksicilerde ben size şunu söyleyeyim, bakın. Taksici belki bir sefer iki sefer adama aşina oldu. Normalde taksi durağından ulaşıyorlar adama. Kim ulaştığı belli, o bu. Ama adamın şahsına ulaştığı zaman adam mesai haricinde falan da belki götürse kimse adamı merak etmeyecek. Adama 200 lira adam harçlık veriyor. Bağış iş dediğimiz şeyi veriyor. Adama güven sağlıyor. O para
şeyinden dolayı adam bu gidip onlara güveniyor diyor. O yüzden de babamın da her zaman bana verdiği hani bir şey, bedava peynir fare kapanında olur yani. Adam sana ya neden versin yani? Biri bana bir şey iyilik yapıyor. Neden yapsın? Hani bu anlamda yani o olayda böyle bir şey olmuş demiyorum da taksici olayında. Ama altyapısında bu numarayı alış sürecinde bir sempatik gözükmek için yapılan bir şey var yani. Ya artık onların karı koca veya sevgili olduğuna adam kıyamadı gitti. Ya böyle adama iyi davrandı, abim canım bir tanem dedi, sevgisini kazandı. Adam öyle gitti onunla beraber. Yoksa ki güvenip ben çağırsam telefonla, yani onun örneğini size verdim, gelmez yani. Hatta ben arkadaşlarımdan duyuyorum, korsan taksilerin numarasını falan almışlar, adamlar alıyorlar, yok diyor. Beni ararsanız ben gelmem bu şekilde. Uygulama üzerinden beni çağırırsan gelirim. Çünkü ben o şekilde güvenli oluyorum. Kredi kartı kayıtlı, kimlik bilgilerini kayıtlı. Kim olduğunu tık diye bulacaklar. Hani şunu da söylemek isterim ben. Güvenlik görevlerindeki yetki mesela, o alan içerisindeki yetki polis yetkisi yani. Hani bir olay olduğunda, adli bir olay olduğunda gerçekten delil koruma vesaire yetkileri var. Ama biz neye, ben neye değinmek isterim? Bulunduğu ortamın güvenliğini alırken daha önceden mesela istihbarat sağlanmasının da önüne geçmeli. Bunu da gözetleyerek yani aynı mahallede daha önceden görmediği araba, insan faktörleri, bu bahsettiğim çanta, işte hamile kadın, adam var, kar maskesi takmış. Dinleme, gözetleme dediğimiz kuralları zaten onlar biliyorlar. Gözetleme ve dinlemelerini iyi yapmaları lazım. Bunun haricinde gözetlemeyi engelleyen ne olur? Telefon, bilgisayar gibi şeylerle oynamamaları gerekiyor. Yani çünkü adam senin 30 saniyelik baktığın telefona baktığın süre zarfında kaç metre yürüyebiliyor yani. Bunun hesapları var. Hani mesela adam emekleyerek, koşarak bir şekilde kaç saniyede ne kadar ilerler bakabilirsiniz yani. Bunu internetten girmenin bir anlamı yok. Ama adam sen 30 saniye telefona baktın, bir şey yazdın, o esnada pıt önünden geçti gitti. Veyahut alacağı istihbarat aldı, belki fotoğraf çekti, bir şey yaptı. Veya saldırıya başladı. Veya saldırıya başladı. Sen o telefonu bırakıp belinden silahını çıkartıp yapana kadar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Abi diğer soruya geçeceğim. Eylem anında Türkiye'de en sık bombalı eylemler oluyor. Canlı bomba veya bir yere yerleştirilen bombalar. Bir de silahlı saldırılar, taarruz tipinde eylemler oluyor. Bombalı bir saldırıda bir şekilde biri yakalayamadı, göremedi, ihbar edemedi ve o saldırı oldu. Bir sivil ne yapabilir? Kendi hayatını kurtarmak adına veya başka şeyler için. Şimdi vatandaş ilk şok anını iyi atlatması lazım. Şimdi vatandaş tabii benim fikrimde ise ilk şok anından sonra ne yapabilirim diye düşünmesi lazım. İlk şok anında patlama oldu. Sesi duyduysak yaşıyoruz. Bunu zaten biliyoruz o anda. Bunu kafamızdan çıkartmamalı ve kendimizi telkin etmeliyiz. Ben yaşıyorum, güvendeyim. Daha güvende nasıl olurum? Ve ilk şok anında direkt tam siper. Çünkü zaten onu patlayıcılar konusunu konuştuğumuz zaman kullanacağız. Bahsedeceğiz. Patladığı zaman, böyle dağıldığı zaman sen yere yatarsan eğer sana denk gelmiyor. Ve Ankara Garı patlaması olduğunda orada bir kişi sadece sağ çıkıyor. Bu kişi de patlama esnasında tam siper yere yattığı için. Onda da bir hata yapıyor. Topuklar mı kalıyordu? Topuklar havada kaldığı için topuklarından yaralanıyor ve bununla alakalı her zaman bu örnek verilir. Hani bunun haricinde cenin pozisyonu falan da tam kitaba uygun falan diye bir şey yok yani. Sen kendini koru da o anda yat da yere, o anda sütre gerisine sonra ilerleme yapacaksınız tabii. Çünkü yer sizi her zaman korumayacak yani. Bir şeyin arkasına geçmeniz gerekecek. Onun öncesinde ama hemen gözlerimizi iyi kullanmamız lazım. Kulaklarımızı iyi kullanmamız lazım. Bu sefer benim mantığımda olan kişiler direkt kendimi
o ortamdan nasıl kurtarırım, sevdiğimi nasıl kurtarırım ve nasıl belki karşılık vermek istersem, öyle bir gücü kudreti kendimde bulursam nasıl veririm diye. Tam siper yattıktan sonra gözetlememizi yaptık. Elinde ne var gördük. Sonra zaten eğer patlama olduysa yaralı tahliyesi vesaire için polis ambulansa ulaşmak ve güvenli bölgeye ilerlemek için bir sütre arkası dediğimiz beton blok olur işte bir şey. Bina köşesi olur. Bina mesela. Köşesi olur. Hani kesinlikle ama masa sandalye falan hani bombaya 9 milimetre tabancaya bile karşı bir şey değil. Hani onu da arabalar bile 9 milimetreye karşı. Arabalar yani 9 milimetre de şöyle arabanın tam arkasına geçersen motor olan kısma denk gelmen lazım. Bagaj olan kısımdan mermi alırsın yani. Seken mermiyi almazsın. Hani o olabilir. Hiç yoktan iyidir açıkta olmakta. Ya arabanın arkası da hiç yoktan iyidir ama hani silahlı bir durum varsa, vatandaşın kendinde silah yoksa en mantıklı seçenek saklanmaktır ve yani eline bir fırsat geçerse nasıl değerlendiririm diye düşünmektir. Belki o anda işte bir güvenlik görevlisi yaralandı, yerde yatıyor. Hani sen, ben ne yapabilirim? Onun telsizden çağrı geçmek onun istedim. Silahından yaralanıp belki adama karşılık verebilirim. Belki telsizinden çağrı geçerim. Çünkü senin yaptığın çağrıyla güvenlik görevlisinin yaptığı çağrı aynı değil. Onunkisi daha tesirli normalde bu arada. Aynı şeye... Yok şey, güvenlik görevlisinin kendi telsizinden. Mesela güvenlik görevlisi yerde yaralı yatıyor. Evet işte o yatıyor. Daha tesirli onun yani. Onun basarım düğmesine yardım derim. Ben zaten telsizci İşte güvenlik adamım. Görevlisinin telsizinden yapılan çağrı veya ben güvenlik görevlisiyim dedi bir kişi. Burada bir saldırı oldu gel dedi. Bir de vatandaş dedi güvenlik görevlisininki daha çabuk gelir. Çünkü güvenlik görevlisinin kamuda yani bir karşılığı da var yani hani valiliklerde vesairede. O zaman mesela bombalı saldırıda şöyle dedik. Bombanın patladığını duyduysan hayattasın. Panikleme, hemen çök. Ve şey, düz konumda yat yere. Topuklarını da kapatabiliyorsan içeri kapat. İlk şok etkisi geçtikten sonra sağlamsan kalk, sevdiğin biri varsa al yanına, bir siper arkasına, duvar, beton vesaire saklanmaya güvenli çalış. Bölgeye çekilmeye devam et çekin. Yani. Çünkü sen polis, asker değilsin. Orada elinde karşılık verebileceğin materyali olmadığı için yapabileceklerim bu sınırlı. Peki bu silahlı bir taarruzla karşılaştık. Mesela bu en son TUSAŞ'ta olduğu gibi senin eleştirdiğin bir konu vardı orada. Yani makinalı tüfeklerle adamlar ilerliyor. Ya adam diyorum da adam bile değil onlar, şerefsizler. Ve askeri düzende ilerleseler dahi atıyorum arkayı kollamadan ilerliyorlar. O kadar eminler ki vatandaşın müdahale etmeyeceğinden. Millet video çekiyordu. Şimdi son moda bu. Kötü bir şey oldu. Araba kazası gördüm. Videoya çek. Adam adamı bıçaklıyor. Videoya çek. Adam kadını dövüyor. Kadın adamı dövüyor. Videoya çek. Kimse müdahale edemiyor. Ama terör olayı farklı. Terör olayı yani adam kadın kavgasında insan şunu düşünüyor. Hani sonrasında benim başıma bela olur. Tabii. Ama bunda böyle bir şey yok. Yani 85 milyonun düşmanı o adam. 85 milyonun düşmanı. Ayrıyetten de yani eminim ki yani yatsa hapishanede yani buna zarar verdi diye hapishanede ona öyle bir bakarlar ki o hapishanedeki insanlar der ki ben cennete mi düştüm yani bu hani şey için söylemiyorum da herkes onu sever yani. Onun mahallesindeki insanlar onu her gördüğünde elini öper. Ben görsem öyle yaparım yani. Şimdi bizim bu olayda ben şöyle bir video gördüm. Otoparkta abi biri video çekmiş. Adamlar böyle ilerliyor. Adam da oradan video çekmiş. Hani bunun yerine polisi arasan daha faydalısın. Adam hiç arkasına bakmadığı için hani belki ben diyorum ki bir kaldırım taşı vesaire silah falan olmadığı için kaldırım taşıdır bir şeydir falan gibi. Hani adam çünkü sana bakmadan ilerlediği için senin olduğun bölgeyi güvenli bölge ilan etmiş kendisi, kendine göre. Sen yaklaşıp kafasına bir tane vursan veyahut hani hiçbir şey bilemedin. Pet şişe falan atsan bir şey olsa döner bana ateş eder. O an onu düşünmeyeceksin. O sana dönüp ateş ederken içerideki güvenlik görevlilerinin zamanını kazanıyorsun. Tabii kafayı çıkartabilecek adam senin sayende. Ha, yaylım ateşinden adam kafayı çıkartacak. Bir tane vuracak zaten iş olacak. Ama sen video çekerek
faydan yok yani o an. Hani faydalı olmak istiyorsan, faydalı olma kaygın varsa hani o anda... Yani tık alma kaygın olmasın. İnternette, Twitter'da, ha, orada burada yani tıklanacağım diye uğraşma. Ünlü olsan hani ne olur yani hani bilmem ne videosunu çeken adam. Senin çağın biter yani. Bir hafta sonra sen yoksun. Ama mesela bu olayda bir kahramanlık gösteren adamın ya yeri hem kul katında hem Allah katında yani. Eren'i biliyorsun. İyi ki varsın Eren. Karadeniz'in dağlarında. Bak, ya yani bak çocuk ne yap yani çocuk burada yani rahmetle anıyorum. Çocuk yani elinden geleni yapmış. Gerçekten vatansevermiş. Herkesin o yaş grubunda cesaret edebileceği bir şey değil. Yani keşke yaşasaydı bugün belki vatanına daha faydalı olabilecekti. Ben tamam. Biraz şehit konularında gerçekten üzülürüm. Benim çok yakın arkadaşım şehit Piyad Uzman Çavuş Selçuk Paker. Bordo Bereli'di kendisi. Toprağı bol olsun. Liseden arkadaşım. İlk şehit haberim oydu benim. Tesadüf bu ya liseden başka bir arkadaşım haber spikeri. Haberi de olsun da öyle dinledim. Yani farklı konu tabii. Hani biz şehidimize üzülürüz ama gözümüzde budaktan esirgemeyiz. Allah hani bize de nasip etti. Oralarda bulunduk ettik hep. Analarımızın, babalarımızın, milletimizin duasıyla yani bazı şeyleri gerçekleştirdik. Ve ben yani, bölge halkı da bizi gerçekten çok seviyordu. Ben Hakkari bölgesinde orada samimi olduğum, eş dost edindiğim Barış diye bir çocukla tanıştım. Küçük çocuk beni ne kadar seviyordu yani. Bilmiyordum orada ben öyle sevileceğimi mesela gittiğimde. Allah'a şükür hani bizim milletimizin her ferdi vatanını milletini de seviyor.